Sayın Başkan, Sayın Meclis Üyeleri, Sayın Genel Sekreterimiz, ben de Yüce Meclis'i selamlayarak Sayın Belediye Başkanımız Hüseyin Bey'lere hoş geldiniz demek istiyorum. Her zamanki nazik konuşmalarından dolayı duyduğumuz mutluluğu belirtmek istiyorum. Bir ara bir dil sürçmesi oldu Sayın Başkan'da. Muhalefeti bilgilendirmek adına diye başlayan cümlesinden biz hiç alınmadık. İktidar olduğumuz için Sinop İl Meclisi'nde iktidar olarak çalıştığımız için 3 küsur yıldır bu sohbet bizi bağlamadı. Bunu kısaca belirttikten sonra Kaymakam Bey'in bu denli tecrübeli olması, Alparslan Bey'in bu denli heyelanlı bölgeden Dikmen ilçemize atanmış olması ve 6. sıra gibi mağlubiyet bölgesi gibi önemli noktaların, konuların altını çizerek konuşmuş olması bizleri mutlu etmiştir. Konusuna hakim, işinde bilgili, tecrübeli bir kaymakamımızın Dikmen'de görev yapacak olması bizleri çok mutlu etmiştir. Alparslan Bey'e de hoş geldiniz diyoruz. Güzel konuşmaları içinde kendilerini tebrik ediyoruz. Sadece il özel idareleriyle ilgili konuştuğu bölümde bir hatırlatma yapmak isteriz. Malumunuz 29 Büyükkent Belediyesi Kanunu'nda bazı bölümler var. Çok kısa bir şey anlatacağım. İl özel idareleri yetkileri bu kanun Sayın Cumhurbaşkanı'ndan çıkarsa kısıtlanıyor. Örneğin Sinop İl Özel İdaresi 1.15'te bütçe yaparken bu kanun çıkarsa 2014 Nisan ayından sonraki dönemlerde 0.5'le bütçe yapacaktır. Sadece bunu hatırlatmak istedim. Sayın Başkan'a, Sayın Kaymakam Beylere geldikleri için grup olarak çok çok teşekkür ederiz. İade-i ziyaretleri grup olarak en kısa zamanda bulunacağız. Abdullah Bey'e teşekkür ediyoruz.